Kimseyle paylaşma şu haberi. Zeynep hamilelik kesinleşmeden paylaşmaktan korkuyor. Çok sevindim be oğlum. Çok sevindim. Ben size işe başladığımızda sen kendin çocuktun. Sayende manevi dostu şu dünyadan dede olmadan geçmeyeceğim. Senin de sayende benim paylaşacak kimsem var. Babana da büyük hayaliydi. Hayatta olsaydı... Çocuğumun yüzünü bile göremezdi. Onur, bu kadar öfke yorar adamı. Yapma. Neyse. Tadımızı kaçırmayalım. Sen şu haberi yapanları bul bana. Yoksa ben gideceğim Zafer'e dalacağım. Harika, inkar edecek falan. O yüzden hiç açık kapı bırakmadan Zafer'in yaptığını kanıtlamamız lazım. Konuşturabilirsem tamam. Konuşturursun. Sen Ferdinand'sın. Elimden geleni yapacağım. Gel bir daha sarıl. Tamam dur, sağ ol, sağ ol. Helal olsun bu çocuk. İnşallah tamamı dererse senden çok iyi bir baba olacak. Yani unutma ki benim önümdeki örnek Hamit Köksal. İyi çıkarır mıyım dersin? Hiç şüphem yok. Çok iyi bir baba olacaksın sen, çok. Ama ben sana ne demiştim? Hatırla, eğer beni korumak istiyorsan benim canımı yakmaktan korkma. Benim için en kötü gerçek, en ufak yalan kadar canımı acıtmaz. Ayrıca ben bu yaşananları senden öğrensem. En azından sarılabileceğim kimsem oldu benim. Zeynep, beni yanlış anlama. Fakat kileciler bu kadar büyük bir şartı kabul edecek kadar istiyorlarsa altında bir bit yeniyor olabilir. Yani sözleşmene dikkat et. Seni boş çıkarabilirler. Çıkarsınlar onu. Dışarıda mısın sen? Yok, öyle bir hava almaya çıktım. Kılıç bir yürüyüş yapayım falan diye ama eve çok yakınım zaten. Döneceğim birazdan. Zeynepciğim. Neler dönüyor burada? İnsan lafın üstü. Bak olay bildiğin gibi değil, anlatıldığı gibi de değil, tamam mı? Zeynep'le... Ben Zeynep'le konuşmam gerekeni konuştum. Onun avukatlığını yapma. Ergun meselesini soruyorum. Ergun meselesinin seninle hiçbir ilgisi yok Onurcuğum. Öyle mi? Hı-hı. Benim kardeşimle sevgilimi kaçırıyorlar. Kafalarına silah dayıyorlar ve benimle bir ilgisi yok mu? Bana o detayları teker teker anlatacaksınız. Böyle köşene geç bekle diyebileceğiniz bir mevzu değil bu. Bakın, polise gidelim. Şikayetçi olurum. Beni daha fazla delirtmeyin. Bravo size ya. Mafya mısınız siz be? Of, bilmiyorum Onur. Ben de bilmiyorum. Yani biz... Beni öyle bir manipüle etti ki... Üstüne bir de babam onay verince... Ona zaten. Ona hiçbir şey demiyorum. O herif Zafer'i öldürecekti Onur. Ne yapsaydı yani? Öldürmesini mi bekleseydi? Böyle çözüldü mü peki harika? Ha tamam işte, neyse ne ya. Tartışmanın kime ne faydası var? Oldu bitti. Ara o adamı hemen. Teklifini kabul ettiğimizi söyle. Nasıl? Sen hisseleri verecek misin bu herife? Vermeyeceğiz. Veriyor gibi oyalayacağız onu. Anlar ki. O zaman ikna edici oyna. Bakkal dükkanı devretmiyoruz. Prosedürler var de, bir şey de. Zafer, sen zaten bana nasıl gelmezsin onu anlamıyorum ben ya. Nasıl geleyim abi? Hı? Durumumuz, halimiz ortada. Nasıl geleyim? Sen bizim soyadımız bile taşımak istemiyorsun ki. Nasıl geleyim? Oğlum milyon defa söyledim. Benim sizinle bir derdim yok. Kardeşiz biz. Bu değişmez. Sen bunu kafana sok. Abi bu kadar insan seni anlamıyorsa belki sendedir problem. Sen anlatamıyorsundur. Hiç düşündün mü bunu? Bak. Benden habersiz bir şey yapmayın. Lütfen. Ben de sizi arayacaktım ama. Ne oldu? Ümit Hanım gelmedi. Arıyorum, açmıyor. Mesaj atıyorum, cevap vermiyor. Yani ben aslında eve gitmeyi düşündüm, bakmayı. Önemli bir toplantısı var bunun katılması gereken ama içeri almazlar diye. Ben bakarım. Kimle toplantı? Engin Bey'le. Engin Bey, tamam.
Hoş geldiniz Onur Bey. Ümit odasında mı? Odasında ama. Ama? Ziyaretçi almayın, talimat var Harika Hanım'ın. Ümit. Ümit. İyi misin canım? Hadi beni dışarıda mı bırakacaksın? Özür dilerim abi. Neden? Benimle yola çıkmamalıydın. Canım ben seninle her zaman her yola çıkarım. Hadi anlat bakayım ne oldu? Abi konuşmaya mecalim yok. Ne olur yalnız bırak beni. Tamam. Bak bir yüzünü göreyim. İstemezsen giderim sonra. Tamam. Bak yoksa ben burada bekleyeceğim sabaha kadar. Sana bakayım. Ben yıllar önce neden kaçtım abi? Neden dağıldım? Neden yattım hastaneye? Bu düzenle baş edemediğim için, içinde kaybolduğum için. Geçmişinden mi vurdu Harika seni? Her şeyi vurdu birden. Her şey o kadar anlamsız ki. Babamın sana yaptıkları, annemin çocuklarına yaptıkları. Annem ya, annem. Hiç acımadan deşi veriyor yaramı. Niye? Güç savaşı. Bu savaşın istediği güç bende yok abi. Bak şimdi sen bir duş al. Giyin. Ben de sana çok güzel bir kahvaltı hazırlatacağım. Sonra bunu aşağıda konuşalım. Hiçbir şey istemiyorum abi. Bak Ümit, burası tam kendini zorlama yeri. Bu bir eşik. Hayat da, güç de bunlar rağmenlerle kazanılır. İstememene rağmen, zorlanmana rağmen, daha kolay seçenekler olmasına rağmen yaptığı seçimlerle kazanılır. Şimdi senin bu pes etmiş haline rağmen benim için ayağa kalk, güzel bir duş al, başka bir şey istemiyorum. Tamam? Anlaştık mı? Bakın. Bekliyorum seni. Tabaktakiler bitecek küçük hanım. Yok abi gerçekten ben tamamım abi. Yani şu kadar şey bile çok iyi geldi. Nasıl hızlı bir duş, ufak birkaç atıştırmalık, bir iki tane değişiklik ne kadar büyük fark yaratıyor. Şirkete de böyle ele al. Abi ama elimdeki işler böyle minik şeyler değil ki. Bugünkü toplantı mesela devasa bir proje. Yani hem hiç tecrübem olmadan... Bak Harika'nın sesini at bir kafandan. Tamam. Restoran da senin boyundan büyüktü. Bir şey eğer gözünde seni korkutacak kadar büyüyorsa, ki içine girdiğinde eminim öyle olmayacak. Onları küçük parçalara ayır. Yutabileceğin lokmalar haline getir. Aslında bir fikrim vardı. Onur, her şey için çok teşekkür ederim. Seni de bulaştırdım böyle bir şeye. Kusura bakma. Ne demek?
başka çare bırakmadı ki. Ama size bulaşmayacaktı. Kapandı mı şimdi? Kapandı. Bence de kapandı. Onur. Sağ ol. Alo Onur. Ferdi, acil değilse... Aslında acil. Bunu sana daha önce söylemem lazımdı ama... Ne oldu? Konu Zeynep. Konuşalım mı? Figen'le mi ilgili? Evet. Sen bana bunu nasıl söylemezsin? Figen Hanım benden süre istedi. Zeynep beni biraz tanısın, ben kendim söylemek isterim dedi. Saygı duydum. Ta ki bu son olaya kadar... seni hedef alacağını düşünmemişti ya. Ulan beni üzmek için kızını yakmak ne demek? Ha? Hasta mı bunlar? Kafayı mı yemişler? Bak Onur, onu da anlamaya çalış. Kızı elinden alınırken ne acılar çektiğine bizzat ben şahit oldum. Kızının 25 yıl nerede olduğunu bilmeden yaşamak... bir anne için ne kadar acı olduğunu ne sen tahayyül edebilirsin ne de ben. Üstelik kızını da bulup bütün bu acılara sebep olan adamın oğluyla birlikte olduğunu görüyor. Anlamıyorum. Babamı da anlamıyorum, bu kadını da anlamayacağım. Onun günahı ne ya? Kızının günahı ne? Benim günahım ne Ferdi? Bizim günahımız ne? Ne yaptık biz? Onur. Hepsi mi hasta bunların? Kızmakta haklısın. Ama senin seçimin burada çok önemli. Ya ne seçimi abi? Bak Onur, Zeynep'in öfkesine ve hayal kırıklığına benzin mi olacaksın, su mu? Vereceğin cevap da bir anne ve kızın kaderini çizecek. Ne olur iyi düşün. Beri, ne oldu? Yok bir şey. Zeynep'le ilgilen. Buzdolabında yemek var. Isıtırsın, aç kalmasın. Abi keşke söyleseydin. Zeynep nasıl? İyi. İyi. Yani babası şu an en küçük problemim. Nihayetinde adam hiç orada olmamış onun için. Abi baba ama yine de. Yani biz de hiç olmadığını düşünüyorduk. Öfkeliyiz de hala. Ama baba çok büyük bir kavram. Zeynep güçlü kız yine de. Senin karnın ağrına bakayım. Abi annem bu Figen Kileci meselesini durup durup gündeme getiriyor. Atlatamadılar şoku. Yani umarım haber buradan yayılmaz. Bak Ümit, rica ediyorum. Bunun aile arasında kalmasını sağlayın. Konuşuyorum, merak etme. Tamam. Figen Kileci'nin hikayesi neymiş? Niye yıllarca durmuş da şimdi bulmuş kızını? Yani hiç konuşamadık detaylı bir şekilde o konuyu. Bilmiyorum. Ya biz çok öfkeliydik, tam dinleyemedik. İşte Ferdinand'dan dinlediğimiz kadarını biliyorum ben de. Abi ben senin birleştiriciliğine inanıyorum. Bütün bu olanlardan sonra bile bizimkilerin arkasında kapı gibi durdun. Zeynep konusunda da sana büyük iş düşüyor. Yani kendi annenle ilgili pişmanlıklarını düşün. Biliyorum, ben de kendimi buna ikna etmeye çalışıyorum. Zeynep'in durumu da malum. Yani bu haldeyken onu sağa sola çekiştirmek istemiyorum. Ama eninde sonunda köprü olmayı deneyeceğim. Tabii. Değecekse eğer. Ben de dereceye tere satıyorum. Aslında seninle bugün başka bir şey için buluşmak istedim. Benim bir fikrim var. Her şeye iyi geleceğini umduğum bir şey. Senin de fikrini almak istiyorum. Zamanlamasını birlikte yapabiliriz. Neyin? Of. En son yıllar önce babamın arabasını kaçırıp kaza yaptığımda suratını böyle görmüştüm. Korkmalı mıyım? Bilmiyorum ki. Fuat'ın akıbetini hala öğrenemedim. Gerisini bilmek istemiyoruz demiştik. Gizlice halletmişlerdir. Bu camiada çok iyi çalışan bir istihbarat ağamış. Eğer ölseydi, baktığım yerde bir iz bulurdum. Ama bu kadar sessizlik beni endişelendiriyor. Sen alıştın tabii.
Bela bizi bırakmaz artık diyorsun. Cehavete kapılmayalım diyorum. Tamam. Bir süre daha tetikte olacağız. Çocuklara da söylerim. Yarından haberin var mı? Ümit aramıştır. Habersiz diyorum, olur mu? Ben bu ara sizi toplu halde yalnız bırakmam. Zeynep de geliyor değil mi? Figen Hanım. Deniyorum Ferdi. Ama konuyu ne zaman açmaya çalışsam Zeynep kapatıyor. Sen Füsun Hanım'ı dinledin mi ki? Ne yapabilirim Ferdi? Derdi olanı derdi olan anlar Onur. Ama ben inanıyorum ki sen ne yapıp edip bir yolunu bulursun. Zeynep'i de Figen'i de birbirine geç kalmasına izin vermez. İyi. Figen Hanım, Onur Bey geldi. Al içeri hemen, hemen. Onur, seni beklemiyordum. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçsene lütfen. Teşekkürler. Aslında ben de beklemiyordum, yolda karar verdim. Kusura bakmayın, habersiz geldim ama. Hiç önemli değil. Geldiğin için sağ ol. Bir şey içer misin? Sağ olun, iyiyim. Zeynep biliyor mu? Hayır. Öğrenince de çok kızacak. Figen Hanım, ben ne düşüneceğimi bilmiyorum. Nerede durmam gerektiğine de karar vermedim. O yüzden buradayım. Cevaplara ihtiyacım var. Seve seve. Her şeyi anlatırım. Madem kızınızı bu kadar önemsiyordunuz, 25 yıl boyunca ona neden ulaşmadınız? Ve onu bulur bulmaz yaptığınız ilk iş neden onun ilişkisini baltalamak oldu? İlk önce bunları cevaplar mısınız? Sana bu cevapları vermeden önce bütün hikayemi baştan sona anlatmama izin verir misin? Biraz sakin olur musun? Bak Zeynep çok daha iyi ve sakinledi. Bence seni gördüğünde çok sevinecek. Anladım, cesur yüreksin. Tamam da yani Dark Zeynep'e tanışmamışsın sen galiba. Dark Zeynep? Tanışmak da istemem galiba. O zaman beni müsait bir yerde bırak lütfen. Meri, bak bu savaşı vermek zorundayız. Zeynep için. Savaş meselesi değil de yani kızı üzmek istemiyorum. Bir de bir araba laf işitmek var onca insanın önünde. Bak emin ol sensiz de çok üzülüyor. Belki daha bile çok. Hem ben ona senin baktığın kadar iyi bakamıyorum. Senin bu arabanın içi çok tozluyum. Öyle gözüme kaçırıp durma lütfen. Meri, hadi. Onur, şöyle sırtımdan aşağı bir ürperti geldi. İlahi ikaz bu. Bence zaman doğru değil diyor. Ya senin gibi cesur biri böyle bir şeyden kaçar mı? Kim? Kaçmak mı? Ben hamile yani üzülecek derdim o. O zaman sen önden gidip ortamı hazırla bari hadi. Tamam. Abicim, hoş geldin. Canım. Ne haber? Hayatım. Canım. Onur. Onur. Ferdi. Samandıra'daki kamyonlar havuza ateşe vermişler. Zarar büyük. İki kişi de yaralanmış. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Nasıl olmuş ya? Polis olaya hakim. Ben de oraya geçiyorum. Tamam ben de geliyorum. Hayır. Her şey kontrol altında. Ben gidiyorum, siz burada bekleyin.
Sakin ol. Bak ben ya. Desteğe gelirim abi en azından. Ay dikkat ya. Et. Yok işi ya. Bak eminim o yaptı bunu bak göreceksin. Fuat bu işi tek organize etmiş olamaz. Bir şey demiş mi polise? Sus. Ben şirketteki güvenlik kameralarını dedik dedik ettim. Bir tane temizlikçi var köstebek. Ferdi emniyette mi hala? Aynen emniyette kendisi. Dinlemem lazım. Sakin ol. Gidin buradan beni yalnız bırakın. Sakin ol oğlum. Oğlum mu? Oğlun değilim ben senin. Ben senin oğlun değilim. Ben senin kardeşin de değilim. Oğlum deli misin sen? Kardeşimsin benim. Saçmalama. Ben senin hiçbir şeyin değilmişim ya. Ne istiyorsun benden? Kurtulun işte. Kızlar. Ben üveymişim ya. Benim yok babam farklıymış. Ben Köksal değilmişim. Ben ne evde bilirsiniz bir... Olaymışım. Ya ne fark eder, ne fark eder? Ben Köksal değilmişim. Ondan olmadı, ondan kafam, ah kafam. Ondan benden bir bok olmadı. Sen benim kardeşimsin oğlum. Anlasan da anlamasan da kardeşimsin sen benim. Duydun mu Zafer? Nasıl haber ama? Ha? Harikanın starı aslında fiyas koymuş. Asma kanatları olur. Hadi gidin. Gidin buradan. Hepiniz yalnız kalmak istiyorum. Gidin. Hiçbirinizi istemiyorum. Gidin lan. Gel oğlum buraya, gel buraya. Gel buraya. Bana bak, bana bak. Sen istesen de istemesen de kardeşimsin. Anlıyor musun beni ha? Anlıyor musun? Ben senin karın değilmişim abi. Oğlum ne fark eder? Ne fark eder? Dışlanması gereken benmişim biliyor musun? Dışlanması gereken benmişim. Zafer hatırla. Hatırla bak. Çocukken annen benimle oynamama izin vermezdi. Ama sen yine kaçıp bana gelirdin. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ha? Hatırlıyor musun? Oğlum bak. Onlar olmasa, onların bize zorladıkları olmasa... ...dışlanması gereken diye bir şey de olmayacaktı Zafer. Sen kardeşimsin oğlum benim. Başımın belası. Gel buraya. Gel oğlum. Bugün burada bu baltayı gömeceğiz. Tekrar aile olmayı öğreneceğiz. Anladın mı? Of. Salaksın sen. Salam. Ben de seni. Boynun emçikliyim. Ben de kızım. Ben emçikliyim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.